Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bu hisselerle The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oturdum bankıma, güzel güzel, rahat rahat deniz manzarası izlerken yamyamlar gelir şimdi, bozulur. İşimiz hiç, biz o işlere girmeyelim. Bugün ne yapalım? Aslında girerken hiç de düşünmedim ne yapacağım diyor. Keşke düşünseydim birazcık. Bugün ne yapalım? Amacımız deliğe girmek bizim. Deliğe girmemiz için gerekli bazı şeyler var. Mesela tırmanma baltası mı? Climbing keksi. Tırmanma baltası diyelim. Ondan lazım. Suyun içine gireceğimiz için de dalış tüpü falan lazım. Dalış kıyafeti falan, o kafaya taktığımız şeyden lazım. Ama onları toplayabilmek için de şu elimizdeki seksi katanaya ihtiyacımız var. Katanayı bulduk. İsterseniz bugün eşyalarımızdan birini daha bulalım. Mesela en yakını dalgıç kıyafeti olan. Ona gidelim, onu bulalım. Bu bölümde onu alıp bir sonraki bölümde birazcık savunmayı kuvvetlendirmemiz lazım. Çünkü bir önceki bölümün sonunda hatırlarsanız gecenin bir vakti 7-8 tane filan yamyam geldi. Sıkıntı yaratıyorlar. Ben şu uzaklarımı da bir kontrol edeyim. Yeniden çalıştırılması, kurulması gereken varsa kuralım. Biz geldiğimizde ceset buluruz belki. Ne? Taze taze cesetler. Oğlum bu bile bozulmamış hiç. Acaba benim bu yaptığım tuzaklar hiç işe yaramıyor mu ya? Hepsi sapasağlam baksana. Neyse. Bu karnım açmış. Karnımızı doyuralım, suyumuzu içelim. Gideceğimiz yer belli. Yani en azından belli dedim, hani az çok gideceğim yeri etrafında biliyorum. Yakında. Hadi abicim. Hadi içtik, tamam. Giderken şuradaki oyundan çıkıp yeniden girdiğim için valizler de büyük ihtimalle yeniden sıfırlamış. Şuna da hiç tavşan gelmiyor. Acaba sahilde bu işe yaramıyor mu ki? Herhalde yaramıyor. Şimdiye kadar hiç yakalanmadığına göre. Oo, bunlar niye kapalı? Yani açık daha doğrusu. Oyundan çık gir yapınca bunlar yenileniyordu. Enteresan. Buradan yukarı çıkalım. Yani aslında buradan mutlaka bir yerden... Garip garip şeyler düşüyor yine. Tepelerde. Uçan olduğu şeyler yenilenmiş. Zaten buz filan istemiyorum ben. Hiç bunlarda zaman kaybetmemek lazım aslında. Boşu boşuna şey yapmayalım. Ben buradan yapıştırayım. Büyük ihtimalle mesela gideceğim yere şu an yakınından filan geçiyorum sanırım. Dur bakayım. Allah öldürürüm ha. Ya büyük ihtimalle şurada bir yerde işte. Sırtımızı şuradaki şeye verelim. Ne onun adı? Çapa'nın olduğu yerde bir tane çadır vardı hatırlıyorsanız. Oradan içeriye doğru gireceğiz. İçeriye doğru gireceğiz. Zaten buraya gireceğiz de işte. Geldiğim yerden geri döneceğim. Burada alacak bir şey varsa alalım. Old pot. Sanki old pot vardı ama sırtımda. Ben daha patlayıcıların da hepsini yapmışım. Birisi hep 127 tane. Ben 5, bir tane daha kemiğim olsaydı keşke. Neyse, şuradan sırtımızı vereceğiz. Böyle yukarıya doğru bir koşacağız. İki tane kaya var. Onların arasından geçip gideceğiz. Hemen görünür bir yerde. Şu kayalar şunlar mıydı? Bak şu kaya, şunların arasından şöyle gideceğiz. Ki az önce zaten buradan geldim. Dediğim gibi yanından geçiyorum büyük ihtimalle. Ha şurası. Hop. Hemen klasik çakmağımızı yakalım. Artık katanamız var. Normal yamyam geldiği sürece vallahi sünnetidir. Zaten çıplaksın, işin kolay. Ben daha inmedim, yamyam sesi var ya. Oğlum bir dur. Terbiyesiz yamyam. Ne oldu? Ne oldu? Katanam varken yemedim koç. Bak yoruldum şu an.
Ne oldu? Bu yorgunluk niye geçmiyor şu an? Heh, tamam şimdi oldu. Yorgunluk geçmedi gördün mü? Stamina dolmadı. Sen senin bir salaktan ben bu kadar çok hasar nasıl yedim ya? İğrenç pislik. Burada ateş var mıdır? Varsa yakayım kendimi. Kendimi diyorum cesedi yakayım. Kaptan mı o? Biz kaptanları görmüş. İki tane kaptan olur bir gemide. Başka uçak da mı düşmüş buraya? Hala ip alamıyoruz. İyi. Kafaya bak. Bu neyin kafası? Ha. Birimi yaptım. Bu delik. Bunların hepsi galiba bizim çocuğumuzun çizdiği resimler. Emin değilim. Hani başka çocuklar da var mı yok mu? Hikaye de tam olarak aşağı çıkmadığı için tüm ayrıntıları bilemiyoruz. Şunun bir sanki şöyle modern yapınca daha mı iyi oluyordu? Böyle birazcık daha aydınlık oluyordu sanki. Siz de daha iyi görürsünüz arkadaşlar diye umuyorum. Ama buradan girince değil miydi? Ha buradan işte tamam. Böyle. Böyle yapınca bir arkadaşım daha iyi yanıyor demişti. Daha çok muydu? Daha çoktur tabii. Meşale de daha iyi oluyor demişti. Baltada da işe yarar mı emin değilim. Deniyoruz şu an. Hayda. Bunlar bir de kuvvetli olanlar. Ha sen yanıyor zaten. Tamam, sen öldün. Hakikaten bak buzda çok işe yarıyormuş ha. Normalde direkt sönüyordu bu. Şimdi sönmedi. Olduğu yerde koşuyor. Michael Jackson mısın? Ah. Birbirlerinden niye vuruyor? Hem Michael Jackson hem kendi arkadaşına vuruyor. Sen öldün. Çakmak tam söndüğü zamanı bu. Ne bağırıyorsun acaba ya? Ne bağırıyor ne? Şimdi de bağırsana pislik. Vallahi ya. Adamı delirtiyorlar. Vallahi cani olacağım ha bunlar yüzünden. Böyle böyle yan yana olmuyor demek ki. Yakalım yine. Aydınlık aydınlık gidelim. Oh mis. Çiçek gibi oldu. Bir daha mı aşağı ineceğiz ya? Sanki bir daha aşağı inemiyordu. Neyse ineriz. Burada bir mavi de bir ışık var. Buz harcamıştım. Buzları alabilirim. Bacak var ya. Stikleri alalım. Ne olur ne olmaz. Belki ateş yakmak lazım olur. Şurada bir mavi ışık var. Ben ona niye gidemiyorum? Gidemiyorum diye bir şey yok. Ben ona gideceğim. Buradaki mavi ışığın kaynağı ne ya? Neyse. Delirmeden gidelim. Deliklerden aşağı inerken hızlıca inmek pek mantıklı gelmiyor bana ama. O bon aldık. Çok güzel. Bir saniye arkadaşlar. Birazcık zırha ihtiyacım var. Hatta benim canım da azalmış. Ben şunlardan yiyeyim. Bunlardan yapması kolay zaten. Şu an bile yapabilirim. Bu aloe veralar da yalnız benim kendi ürünüm. Kendi evimin orada tarlaya ekmiştim hatırlıyorsanız. Onlardan aldım. Kendi mahsulüm yani. Bitmiş. Koskoca kemik şeyde sadece. Şu Broken Toy burada olduğuna göre bir şey yapacağız biz bununla da. Hikaye parçası olmasa bunu burada şey yapmayız, tutmayız. Bunların illaki bir anlamı vardır. Oğlum bir daha mı ineceğiz? Vallahi böyle değildi bu sanki ya.
Neyse gidelim. Katanamız var zaten. Sıkıntı. Keşke katanayı falan da yakabiliyorsak. Su sesi var. Galiba doğru yerdeyim. İlla bunu böyle mi yapıyoruz şimdi? Daha fazla buz koyunca daha mı uzun sürüyor? Saçma mantık bence ama. Kemik. Daha çok kemik. Ne şimdi burada? Maç falan. Burada bir yerde olması lazım. Evet. Artık rebreather'ımız var. Alıştı bir diyelim. Bu ne biçim duruyor böyle? Kol böyle hareket çekiyormuş gibi. Böyle duruyor kol. Niye öyle duruyor? Bir şey mi gözüküyor? Bir dakika, şunu işaret mi ediyor? Ha, yo, şuraya işaret ediyor. Sen bir yansana koçum. Hatta ve şöyle yapayım. Karşı işaret ettiği için. Ben de şunu da alayım. Ya bu çünkü net bir şekilde bir şey işaret ediyor bence. Ya da bak, tam baktığı yer şu. İşaret şu, eli şuraya gösteriyor ama şunu, ya şunların kesin bir anlamı var. Bunlar böyle vurunca falan parçalanıyor ama bunların kesin bir anlamı. Buraya inmeyeceğim çünkü buranın nereye gittiğini bilmiyorum. Geri çıkalım. Benim amacımız zaten Rebirth'ir almaktı. Yeryüzüne çıkalım. Birazcık kendimi rahat hissedeceğim bir yere çıkayım. Birazcık Rebirth'ir. Şuna dalgıç kıyafeti. Dalgıç kıyafetini deneyelim. Mesela bizim evin oradaki kayık. Onun altında bir şeyler var mı? Onu hep merak ediyordum. Dalmak yemiyordu. Derin mi? Gerçi onu da bilmiyorum. Kemik. Severiz. Kaç kemik oldu? 3. Ben bu çakmakla dolaşacağım. Keşke hep şu fenerle dolaşsaymış. Fener çok güzel. Çocuk çığlığı mıydı, yarasa mıydı? Cesetler burada. Cesetleri takip edeceğiz de. Bana onlar hiç yarasa sesi gibi gelmiyor. Ben çok gerildim. Ben buradan kaçar usta. O bir şey mi geçti orada? Yoksa göz yanılmasın. Bunlar adamı ikiye bölmüşler ya. Çıplak ikiye bölmüşler bir de. Bunun yarısı yok. Şu iki parça birbirinin parçası herhalde. Yapboz gibi birleştirebiliyoruz mu? Burada alınacak herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Buraya bir daha gelmem ben. Çünkü gelmişken şey varsa kaçırmayalım. Pek bir şey yok gibi zaten. Burada ne olacak Allah sen ya. Aha. Dışarı çıkıyoruz. Hala hava da kararmamış. Güzel. Rahat rahat dalgıç kıyafetimizi deneyebiliriz. Çünkü denemek istiyorum. Gerçi zaten dalgıç kıyafetimizin ışığı var. Giydiğiniz zaman sadece suyun altında diye biliyorum. İşe yarıyor. Hani etrafını daha iyi gösteriyor. Çünkü diğer türlü suyun altında hiçbir şey göremiyorsunuz. Her şey yundu. Bu arada şu renk paletini yeniden çevireyim arkadaşlar. Çünkü görüntü çok çirkin. Modern. Orijinale geri döndüğümüz zaman. Ya bu moderni sadece mağara gezilerimizde kullanacağım. Bu arada şuna gerek yok artık. Şey yapalım. Çakmak nerede? Tamam, böyle yapalım. Sizi aslında öldürseydim ya. Bana lazımdı. Burası neresi ya? Ha, ters tarafa geldim. Tamam. Şu karşıda ada. Ana şu adaya hiç gitmedim ben ha. Yo, o adaya gideriz ama ona yüzerek gitmeyeceğim. Tabii ki kayığımla giderim gidersem. Yüzerek manyak mıyım? Bu arada büyük ihtimalle yamyamlar var. Çünkü biz artık iyice geliştik. Hani katanamız var. Dalgıç kıyafetini bulduk. Evimiz bayağı uzaklı muzaklı, korunaklı. Bu adamlar artık daha sık gelirler.
Gelecekler ki geliyorlardı yani. Anlamıyoruz. Bunun içinde bir şey var mıydı? Neyse içine girilmiyor zaten. Hava kararmadan şöyle bir dalgıç kıyafetine Rip Ritter diyemiyorum. Hem söyleyemiyorum, dilim dönmeye sürekli söylemeye çalışıyorum. Yani gidelim. Kılıcım da kan olmuş. Yam yam kan, kanı. Bak yine sessiz buralar. Dedim ne ses duydum? Yok ses yok. Tamam. Arunaya konmuş. Hayır. Bebek varsa annesi de var. Gel annem gel. Neredesin lan? Oğlum her yer... Anda gördüm tamam. Boş. Çocuk öldürdük ya. Öldürdük mü? Yalnız bu varsa bunun annesi de var etrafta. Bunu biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Gergin gergin. Bunu niye tutuyorum ki? Zaten gelirse mahvediyor. Molotofum var. Nereye mahvediyorsun sen acaba? Evim sağlam. Ama buradan geçmiş demek ki. Demek ki ben burada gündüz olsaydım bu altı kollu bacaklıyla takılacaktık. Gittiğinden bir emin olayım. En azından yakında olmadığından emin olayım. Aldır uldur koşmayalım. O enerji çok lazım olabilir. Bak rüzgarlı müzgarlı çok gergin. Bana gergin müzik verme. Hop tuzak. Tuzaklar da boş. Bu ağzına kadar dolmuş. 30 tane trisep aldım. Çok güzel. Tamam yok rahatız. Etrafın temiz olduğundan emin olduk. Toplayalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hiç şunu kullanmadık. Şunu kullanalım. Nasıl kullanıldığını unutmuşum. Mouse'u basılı tutmak gerekiyor da. Buraya kadar yüzmek istemedim. Hem şunu da kullanmadık dedim ya birazcık kullanmış oluruz. Kayın buraya doğru gelelim. Başımda kan. Biraz açılalım hatta. Gel. Bırak şimdi. Gidip, evet kafamız etrafında görüyorsunuz. Akrenin alt kısmında falan görünüyor. Hop. Daldık. Köpek balığı. Köpek balığı varmış. Köpek balığı saldırısına uğradım lan. İlk defa bu oyunda ilk defa köpek balığı saldırdı. Canımın neredeyse tamamını götürmüş ya. Ya Allah aşkına Reviltr'ı. Tam çıkardım. E ben buraya hep yüzerek geliyordum. Bundan sonra ben niye yüzerek geleyim buraya ya? Ey Allah. İyi bak şeyi giydim. Bu dalgıç kıyafetine gitmem yoktu. Uzaktan göremeyecektim. Hemen geri dönemeyecektim. Ben geri döndüğüm zaman vurdu bir duvar bana. Görünmüyor da. Burada. Bak. Bak da kalmalı sırası değil koçum. E ben bunu her alışımda bakacağım mı ya? Bu dergilerin de hepsinin bir hikayesi, yani hikayenin bir parçası olacağı söyleniyor arkadaşlar. Her ne kadar şu an öyle olmasa da. Tamam ben buna bakmıştım ya. Klotları alıp gideceğim. Klotlar için geldim. Rebirth'leri deneyemedik maalesef. Ve yine aynı şeyi söyledim. Birazdan kendi kendime küfretmeye başlayacağım. Aha yam yam. Evin etrafında koşuyor. Birazcık yam yam şov olsun o zaman. Hop. Aman ha. Aman hocam köpek balığı var. Aman.
Düzgün bir yere park edeyim de. Çünkü şey gelirse, o altı kol bacaklı, adı Virginia mıydı artık ne haltsa. Eğer ondan baş edemezsem, yani evden uzaklaştırmak istiyorum ilk amacım, hani ev parçalamasın diye. Öldüreceksen dışarıda öldüreyim. Eğer onu yapamayacaksan da baktım ev gidiyor, bu botuma atlayıp kaçacağım. Şu yamyam arkadaş evin etrafında kendi kendine şeyi değiştirdi. Ha bir dakika dur. Dur yamyam kardeş dur. Az önce bir köpek balığıyla uğraştım da. Uğraştım yani size. Çok şey yaptım sen köpek balığıyla. Abi siz niye bu tuzaklara denk gelmiyorsunuz ya? Vallahi bu kadar boşuna uğraştım ben. Bakıp bakıp gittim yine bu yamyam. O yamyam sıkıntı dediğim gibi o bebeğin annesi buralarda bir yerlerdeyse o sıkıntı. Bak, karanlık da oluyor. Bir bölümde şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hani çok uzun sürmeyecek bir seri. Yani tahminimce 5 ya da 6 bölüm daha sürer. O kapının önüne gittiğimiz zaman ya da 2 defa uyursa ilk ölüşümüzde mağarada çıkıyoruz. İkinci ölüşümüzde galiba o tamamen ölmüş sayıyor. Hani o ikisinden biri olana kadar devam edecek ama o da dediğim gibi 5-6 bölüm sürer. Bir bölüm tırmanma. Ulan ödüm, yemin ediyorum ödüm koptu, suratından görmüşsünüzdür zaten. Kuşu şey zannettim. Bir bölüm tırmanma baltası ararız. Bir bölüm zaten aşağı inme, o komple yani aşağı inme, dalma etme, kapıya kadar o tek bölüm olacak. Bir bölüm güçlendirmek için devam edeceğim. Bir bölümü gece dışarıda geçireceğim. Full gece dışarıda takılacağız. Daha gerilimli olur. Yani bir iki bölüm daha bir şeyler yaparım. Ha, karda bölge gideceğiz bölümde. Şu daha şu tarafta mı? Şu tarafta olması lazım. Bir de dağa gideceğiz. Yo ağaç evimi tamamlayıp daha doğrusu ağaç evinden hani etrafına da yapıp hani ağaçtan ağaca köprüler möprüler yapıp bir de öyle güzel bir şey yapabiliriz. Hani planlarım bunlar. Bu bölümde de gittik. Dalgıç kıyafetini bulduk. Sorunsuz hızlı bir şekilde bulduk. O güzel oldu. Gerçekten uğraşacak. İşte çok gerdiği için uğraşacak halim kalmıyor. Zaten çok sıcak. Fark etmişsinizdir belki bilmiyorum. Çok terliyorum sürekli. Çok zor şartlarda çekim yapıyorum yani. Umarım izlerken eğlenmiş. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.